Azar Azar Her Tel'den YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nesrin. Bugün de değişik bir projeyle yine karşınızdayım. Şöyle eski bir askılık var. Askılığın altı kırılmış. Bir tane de şöyle bir tahta parçası var. Eski. Bu askılıkları bundan sökeceğim. Bu tahta parçasını yeterli uzunlukta keseceğim. Bu askılıkları buna monte ettikten sonra su bazlı akrilik boyayla beyaza boyayacağım. Şimdi askılıkları sökmekle işe başlıyorum. Yeni yapacağım askının aralarını da şöyle genişleterek yapmayı planlıyorum. Bu askılığı her yerde kullanabiliriz. Tekrar kullanıma kazandırmayı seviyorum. Bu şekilde vidalarını sökerek askılık yerlerini değiştireceğim. Güzelce beyaza da boyadıktan sonra bakalım nasıl olacak bu da. Evet, askılıkları söktü. Şimdi bunu kenara alıp bunları da kenara alıyorum şimdilik. Önce keseceğim yeri işaretliyorum. Bu tahta parçasını da cetvel olarak kullanıyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basıp farklı fikir ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtip sayfanızda paylaşarak kanalıma destek olursanız çok mutlu olurum. Bu işaretlediğim yerlerden testere yardımıyla kesiyorum. Kenarlarında kalkan yerleri de zımpara yardımıyla düzeltiyorum. 84 santim. 5 tane askılığım var. Askıları da bu şekilde yerleştirdim. Eşit aralık olmasına dikkat ederek önce çiviyle şöyle yerini belirliyorum. Ardından da bu şekilde matkap yardımıyla özellikle gevşek bırakıyorum burayı da yapacağım için. Ardından da boyama işlemine geçiyorum. Birinci kat boya kuruduktan sonra tekrar ikinci kat boyayı sürmek üzere geliyorum. Su bazlı olduğu için bir miktar su damlatıyorum. Yine fırçamı elime alıyorum. İkinci kat boyayı da boyadıktan sonra tekrar kurumasını bekliyorum.
bu askılığa can vermiş oluyoruz. Hem de bedava gibi bir ücretle, sadece boya ve bir tahta parçasıyla tekrar kullanıma hazır hale getirmiş oluyoruz. Evet, ikinci kat boyayı da vurdum. Şimdi kuruyuncaya kadar yine bekliyorum. Kuruduktan sonra tekrar geliyorum. Gayet güzel kurudu. Şimdi ince bir katman daha yapacağım. Boyamı sulandırıyorum. Evet, üçüncü kat boyam da bitti. Şimdi arkasına bir parça boya sürebilirim. Bakalım duruma göre. Bence gayet güzel oldu. İş görür. Evet, askılığım bu şekilde. Son katını da boyadım. Şimdi son katın da kurumasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. En son çekimi de yerine taktığımız zaman yapmak istiyorum. Evet, bu da gayet sevimli oldu bence. Bembeyaz. Çok güzel. Bir geri dönüşüm oldu. Bugün de bu kadardı. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar hoşça kalın. Mutlu kalın.